Merhaba arkadaşlar, ben Cüneyt Bayraktaroğlu, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 2000 yılı mezunlarındanım ve size birazcık jeolojiden bahsetmek istiyorum. Jeoloji hem sosyal hem de analitik bir bilimdir ve tahmin ettiğinizden biraz daha fazla matematik, fizik, kimya, biyoloji ve zaman zaman nükleer gibi disiplinlerle bir arada çalışan ve aslında dünyanın gidişatına yön veren önemli bilimlerden bir tanesidir. Bence jeoloji diğer bilimlerden ayıran en önemli fark geçmişe olan bağı ve ilgisi. Bildiğiniz gibi dünyamız yaklaşık 4,5 milyar yıl yaşında ve biz insanoğlu olarak dünyanın zaman çizelgesinin sonundaki ufacık bir nokta kadar yer kaplıyoruz. Diğer bilim dalları çoğunlukla günümüz veya yakın geçmişimize odaklanırken jeoloji hem günümüz ve yakın geleceği hem de yüz milyonlarca yıl öncesini araştırıp keşfetmeye çalışır ve bunu da başarır. Peki bir jeolog ne yapar? Jeolojinin paleontoloji, stratigrafi, maden yatakları, zemin mekaniği, tektonik vesaire gibi birçok ana bilim dalı vardır ve hepsi de hayati öneme sahiptir. Olası deprem konumlarını ve şiddetlerinin tahmin bilgilerini tektoniğe, yapılan tünellerin, yolların, binaların, şevlerin duraylılık hesaplarını ise zemin mekaniğine borçluyuz. Ama ben daha çok özelleştiğim yeraltı kaynakları, petrol ve doğalgaz aramacılığı özelinden örnekler vererek bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle bu kaynaklara erişmek için bir jeolog olarak ciddi saha çalışmaları yaparsınız. Sahaya gidersiniz, onlarca bazen yüzlerce örnekler toplarsınız, kesitler çizersiniz. Geceniz gündüzünüze karışır zaman zaman. Yorucudur ama doğada olmanın verdiği haz da harikadır. Kimsenin gitmediği yerlere gidip kimsenin görmediği manzaraları görürsünüz. Yeri gelir, her mevsimin güzelliğine doğada şahit olursunuz. Yeri gelir, sahada macera yaşarsınız. Herkesin turistik yer diye gittiği, bin yıldır yandığı söylenen Çimera'ya, ki yanar taşta denir, buradaki gazın kökeni nedir diye araştırma yapmaya gidersiniz. Yıllar süren çalışmalarınızın sonunda doğalgazı veya petrole ulaşabileceğiniz en uygun yeri meslektaşlarınızla, diğer yer bilimcilerle tartışıp karar verirsiniz. Sonra kuyu açarsınız. Kuyu açarsınız, kuyudan envai çeşit bilgi gelir. Gelen bilgileri, verileri hesaplarsınız, yorumlarsınız, tekrar diğer meslektaşlarınızla, diğer yer bilimcilerle tartışırsınız, verilere tekrar bakarsınız. Yaşanılan bu heyecanı tarif etmek elbette zor ve elbette yanında bir miktarda stres getirir yan etki olarak. Ama kuyudaki operasyonu tamamlayıp da heyecanla sonucu beklerken bacanın üzerinden gelen gazı ve alevi gördüğünüz anda yaşadığınız tatmin tarifsizdir. Evet, bu keşif yaptığımız bir kuyudan kaydettiğimiz görüntüler. Dolayısıyla ne yapmış oluyorsunuz? Kökü 10 milyonlarca yıl öncesine dayanan bir bulmacayı çözmüş, 10 milyonlarca yıldır yer altında bekleyen bir kaynağı yeryüzüne çıkarmış, ülke ekonomisine yapılan hatırı sayılır bir katkının parçası olmuş oluyorsunuz. Kısaca, jeoloji hem sosyal, hem analitik, hem zevkli, hem maceralı, hem de tatminkar bir bilimdir. Peki neden Hacettepe Jeoloji? Bunun benim için 3 tane sebebi var. Birincisi, Hacettepe'de tüm yer bilimleri bir aradadır. Hidrojeoloji ile ilgili alacağınız dersleri hidrojeoloji mühendisinden alır, oradaki akademisyenlerden alır ve hidrojeoloji mühendisinin laboratuvarlarını kullanırsınız. Madenle ilgili alacağınız dersleri maden mühendisinden alır, oranın akademisyenlerinden alır ve gene onların laboratuvarlarından yararlanırsınız. Bunu Türkiye'de yapabileceğiniz fazla okul yok. İkincisi, Hacettepe Jeoloji Mühendisliği uluslararası alanda en çok bilgi üreten bilim bölümlerden biridir. Dolayısıyla derslerinizi hem Türkiye'nin en donanımlı akademisyenlerden alma şansını hem de uluslararası bağlantıları sebebiyle dünyanın önde gelen yer bilimcilerine ulaşma şansını yakalarsınız. Üçüncüsü, Hacettepe Jeoloji yuva gibidir ya. Sıcaktır yani, samimidir. Sonuç olarak jeoloji zevklidir, heyecanlıdır, çok önemlidir ve bunu en iyi öğrenebileceğiniz yer de Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümüdür.